Sevgili canlar, sevgili Zehra TV izleyicileri, Tarihin Noktası programında biliyorsunuz tevhidi mufassalı da işliyoruz ama bugün özel bir gün, Meb'es günü geldi. Yani peygamberin artık risaletini zahiren açıkladığı gün geldi. Bugünkü konuğum biliyorsunuz ki Profesör Doktor Fazıl Agiş hocam. Öncelikle huzurlarınızda hocamın bayramını kutlarım. Hocam bayramımız kutlu olsun. Evet bayram mübarek olsun. Ee, yayınımıza da hoş geldiniz. Ayağınıza Te sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah hocamdan yayın sonrasında bir hediye de alacağız. <laughs> Kendisinden. Evet. Ee, teberrüken. Hocam yayınımıza sorularım var size mebesle ilgili. Aha. Başlamadan önce bir rivayetle isterseniz tamam. başlayalım. Şimdi mebes günü ile ilgili İbni Batuta seyahat namesinde... Recep ayının 27. gecesinde Emir el-Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın türbesinden görülen teşrifleri yani olayları şöyle anlatıyor. Necef halkının tamamı ehl Beyt mühibbidir. Ve bu türbeden yani Necef türbesinden Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kabrinin orada bulunmasından dolayı insanların inancının kaynağı olan şerefler ortaya çıkar. İçlerinden Recep ayının Leyletul Mahiye olarak adlandırılan 27. gecesinde Irak, İran ve Roma'nın yani Hristiyan aleminin dört bir yanından birçok grup Ali Aleyhisselam'ın türbesinin yanında toplanırlar. Rum'dan olacak. Rum da olabilir Anadolu. hocam. Burada Roma olarak tercüme edilmiş ihtiva i̇şte yani Anadolu yanlış olabilir. Lazım. Evet yani Hristiyan Mesihi gruplar evet. da geliyorlar. Ve türbenin yanında toplanıyorlar akşam güneşin batış vaktinde özellikle felçli insanlar e, türbenin yanına koyuluyor ve işte zikirler Kur'an ile meşgul oluyorlar ve gecenin bir kısmı geçtiğinde hastaların yani felçli hastaların şifa bulduğu görülüyor. Seyahat namesinde İbni ki biliyorsunuz ehli sünnete bağlıdır kendisi. E, o ekolden olmasına rağmen bunu söylüyor. Ve devamında şöyle diyor. Sağlıklı ve aklı başında olmak ve zikri la ilahe illallah tan başka bir zikir yoktur ve Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir ve Allah Hazreti Muhammed'in koruyucusudur. Ve bunu söyledikten sonra ayağa kalkarlar. Yani felçli hastalar bu zikirleri söylerler ve şifa bulurlar diyor. Seyahatnamesinde gördüklerini anlatıyor. Bu hikaye de diyor aralarında çok meşhurdur. Yani hem Irak halkının hem İran evet. halkının hem de Roma Rum diyarı diye geçen Anadolu. Mesihi halkının. Anadolu. Evet. E, o geceyi kendim anlamasam da hikayesini güvenilir kişilerden işittim diyor. Ve okulunda haram okulunda Roma'dan biri İsfahan'dan ve üçüncüsü yine Roma, Roma diye yerine geçiyor ama Rum diyarı diyelim. Olacak. Evet. Gelen üç topraklı Anadolu. insan gördüm diyor hocam. Horasan halkına hallerini sormuş. Bu sene Muhiye gecesine yetişemediklerini ve bu geceyi anlamak ve şifa bulmak için gelecek seneyi beklediklerini söylüyorlar. Bu gece farklı şehirlerden insanlar Necef'te toplanıyorlar ve aynı zamanda büyük bir pazar 10 güne kadar süren şehir ayakta. Yani aynı Erbeyin günü gibi o 40 gün nasıl yolda insanlar pazar kuruyorlar ücretsiz. Ee, orada da büyük bir pazar kuruluyor. 10 güne kadar şehir ayakta kalıyor. Ve çeşitli şehirlerden Necef'e o günü ihya etmek için geliyorlar. Aynı Kadir Gecesi'ni ihya evet. etmek için geldikleri gibi. Tabii ki şimdi bile müminlerin emiri Allah'ın salatı selamı onun üzerine olsun. Türbeleri, yine İmam Rıza'nın türbeleri, imamların, masum imamların türbeleri dahil olmak üzere çeşitli vesilelerle e, buralara gelip bu duayı okuyup o geceyi uyanık olarak geçirip ibadette bulunuyorlar. Diyorlar ki eminim ki siz sevgili okuyucular da bu şereflerden bazılarından faydalanmışsınızdır. Sizin de ilimleriniz ve mucizeleriniz vardır bu geceyle ilgili. Ve son zamanlarda tüm özellikleriyle yeterli araştırmadan sonra kutsal eşiklerde özel bir deftere kaydedilmektedirler. Yani yaşanan mucizeler orada bir defter varmış hocam, oraya kaydediliyormuş. Rahmetli Kefemi, Kefemi herhalde hocam raviye diyorlar değil mi? Abi. Ravi, mübat gecesinde şu duayı okudu diyor. Dua şöyle, Allah'ım bu büyük Zaten ayın ver. bu gecesinde senin en büyük tecellini istiyorum. Allah'ım yüce elçin Hazreti Muhammed ve onun ehli beyti için dua et ve benim için de bağışladığın gibi bizler gibi müminleri de bağışla. Hazreti Muhammed'e ve aline selam gönderen o sevgili elçinin hakkı için ve bizim hakkımızda da bildiğin günahlarımız için onun hatırına bizleri bağışla. Ben bilirim ya da kim bilir kim bilmez bu mübarek geceyi. Allah cümlemize mübarek eylesin. Allah'ım sen bilirsin, biz bilmeyiz bu mübarek geceyi. Bizlere mübarek eyle. Erdemlerin mesajı, ve erdemlerin erdemleri ve erdemlerin onurlu yeridir bu gece. Misyonuna fazilet kattın. İzzetinle onu yücelttin ve onu hiç kimsenin ulaşamayacağı çok şerefli bir yere getirdin. Allah'ım, biz sana şerefli elçin lütufkar efendimiz ve iffetli bir unsurla onu vasıta ederek senin huzuruna geldik. Devamında şöyle diyorlar hocam. Allah'ım senden o şerefli görevi ve o nazik, kibar, güler yüzlü, o dini bize tamamlayan Efendimiz'i istiyoruz. Bu gecede ve diğer gecelerde salat Hazreti Muhammed'e ve Ehli Beyt'ine olsun. Ve onlara salat eyle ve bizim küçük amellerimizi katında büyüt ve makbul eyle. Hazreti Muhammed'e ve aline salat eyle ve bu gecede ve diğer gecelerde bizim amellerimizi düzelt. Allah bizlerin dualarını makbul etsin. Günahlarımız elbette ki onun merhametiyle bağışlanır. Erdemlerimiz şükür, erdemlerimize şükreder. Günahlarımızın bağışlanması için yüce yaradandan temenni ederiz. Kimin hürmetine? Muhammed ve Ehli Beyti'nin hürmetine. Geceleri kapını kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. İyiliklerimizin kıymetini bilmeyi bizlere nasip eyle. kötülüklerimizi bağışla. Mastura. Mastura ne demektir hocam? Mastura. Mastura. Hı hı. Mastura yani sözün sonu demek herhalde. Çünkü duanın sonuna geliyor şurada size de göstereyim. Mastura kelimesi var. İzleyicilerimiz de anlasınlar. şey yapamadı. Tamam. Mastura, sözün hayrına gönlümüz razı. Rızkımız da senin lütfundandır. Gönlümüzü güzel sözlerle örtüp sevindir ve rızkımızı senden kolayca helal yoldan rızıklandır. Hmm. Çoğu zaman ey Allah'ım görürsün ve sen yücelerin nazarındasın. Ben de seninim, bizim de halimizi gör. Burada da biraz herhalde aşk yapıyor hocam. Bereketli Allah'ım sen görürsün ama kendin görülmezsin ve en yüksek nazarla bizlere Müslüman olarak nazarıyla. Dönüş ve sonuç el-recâ ve el-muntah. Bu ölüm ve diridir ve bu da ahirettir. Ve son senin için değil bizler içindir. Ölüm ve yaşam senin elindedir. Ve Allah'ım zillete döşmekten, küçük düşmekten ve yalnız kalmaktan sana sığınırız. Başlangıç sendedir ey Allah'ım. Zillete düşmekten, rezil olmaktan ve yasakladığını yapmaktan sana sığınırız. Allah'ım, rahmetinle bizleri cennetine götür ve rahmetinle bizleri ateşinden koru. Allah'ım, rahmetinle senden cenneti diliyor, cehennem ateşinden sana sığınıyoruz. Kudretinle bizi kurtar kudretine ve huril Ayn soyundan gelen zürriyetine hakkı için bize izzetini ver ve bizleri ferahlığa, genişliğe kavuştur. Allah Allah, amin diyelim. Eyvallah hocam. Güzel duaydı. Şimdi hocam, duamız, rivayetimizi okuduk gününle ilgili. Şimdi benim size ilk sorum. Mebes nedir hocam? Neden mebes deriz? Mebes, kök olarak baastan gelir. Baas. Baas. Hı hı. Kalkmak, uyandırmak, dirilmek. Evet. Çünkü ba'se ba'del mevt, ölümden sonra dirilmek anlamında evet. da ba'se kelimesi kullanılır. Evet. Yani bu aynı zamanda tayin etmek, yola evet. koymak evet. anlamlarına geliyor bazı. Evet. Meb'as kelimesi ise hem mekan adı hem zaman adı evet. olabiliyor. Hı -hı. Hem eşya anlamında da kullanılabiliyor. Evet. Alet işim olarak. Burada bizim e, kaştığımız, muradımız meb, meb astan kaştığımız, peygamberin peygamberliğe görevlendirilmesi. Yani eski Türkçe'de mebus manasına mı gelir mebus, hocam? Mebus evet. Aynı Hı -hı. kökten. Hı -hı. Mebus aynı kökten. Eyvallah. Aynı kökten gelmek de görevlendirilmesi oluyor. Tabi Hazreti Peygamber'in bu gönderilmesi Cebrail vasıtasıyla oluyor. Hı hı. Cebrail'in kendisine vahiy getirmesiyle oluyor. Nerede? Hira Dağı'nda. <laughs> Hira Dağı'nın özelliği şu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vali ve sellemin dedesi Abdülmuttalip rivayetlerde deniyor Hı -hı. ki Ramazan aylarında Hira Dağı'na çekilirmiş dedesi. Orada gelene gidene yiyecek dağıtırmış. Yoksullara, gariplere yiyecek dağıtırmış. Böyle bir adet var. Bu adet nereden <laughs> geliyor? Ha. Hazreti Abdülmuttalib'in Hı -hı. Hazreti İbrahim aleyhisselamın dininde olmasından dolayı. Yani Hanif dini olan. Hanif dininde. Evet. Hanif dininin uygulamalarını bu nesil yapıyor. Evet. Yani o bakımdan Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin gelen nesli Hazreti İbrahim dinini takip etmiş putlara tapmamıştır. Yani... Kim putlara tapıyor diyorsa yalan söylüyor. Emevi uydurması. uydurması. Zaten evet. Hazreti Ebu Talib'in de İbrahim Peygamber'in Aynen. dininin vasisi olduğu söylenir, doğru mu evet, hocam? Evet, doğrudur. Eyvallah. Çünkü bazı e, Ehli Sünnet ulemasında da bu yanlış yanlış var. Hazreti Ebu Talib'in dünyadan iman etmediğine, göçtüğüne dair. Evet. Ki Hazreti Ali Aleyhisselam'a aynı şey söylendiği zaman diyorlar ki hani Aliyun hubbu hucunna gasimun vel canna. Ali'nin sevgisi karşılığı cennettir. Ali cennetle cehennemi bölendir. Evet. Sözler var ya hocam meşhur. Diyor ki nasıl olur ki diyor bir evlat cennetle cehennemi bölecek de ha. nütfesinden geldiği babası ki biz her zaman helal sülüplere helal rahimlere gitmişizdir. Yani helal demek ne demek hocam? Yani hiçbir zaman Allah'ın yasakladığı işleri yapmamış insanlara evet. intisap etmişizdir. Nasıl olur ki ben cennetle cehennemi bölerim? Babam da ateşte olur. Çünkü o dönemde de Hazreti evet. Ali'ye kin duyan insanlar vardı onu oradan vurmaya çalışıyorlardı. Tabii. Hazreti Ali cevaben diyor ki böyle bir şey imkansız. 80 sene Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e lanet <laughs> okuturan melunlar, emebiler, mel şecereyi melune, melune e, bunlar tabii ki iftiraları atacaklar. Tabii. Hazreti Ali'yi küçük e, göz düşürmek için babında böyle her rivayetler şeyi yaptığı bunu. gibi Hazreti Peygamber için bile <laughs> Peygamberi Tabii. kötüleyecek rivayetler kullanmışlardır, aşağılayacak evet. yani. Yok sövermiş, yok şey yaparmış gibi olmadık şeyler yakıştırarak... Tabii hocam iftiradır. aynı şeylere İmam Hasan'a da iftiralarda da bulundu bu hükümet. Evet. Emevi hükümeti yani. E, hatta İmam Ali'den bir hadis var. Diyor ki, e, eğer diyor bütün cehennem ehline babam şefaat etmek istese, evvelinden sonrasına evet. kadar Allah diyor babamın şefaatini kabul eder. Tabii. Yani böyle bir şefaat etme yetkisi de var Hazreti evet. Talib'in Dediğiniz gibi Abdulmuttalib, Ebu Talib bunlar İbrahim peygamberin dininin vasileridir ve bunlar e, imanın en zirve insanlarıdır ki bunlar imanın en zirve insanlarını dünyaya evet. getirip yetiştiren insanlardır diye dipnotta bu programda düşmüş olalım. Evet. Evet. Ki Hazreti Ebu Talib'in şiirleri, Hazreti Peygamber için söylediği şiirleri iman ettiğine delildir. Peygamberin ilk meddaha diyebileceğimiz tabiri caizse evet. ilk şairi onu met etme babında Hazreti Ebu Talib'dir evet. hocam. Çok da meşhurdur. Peki hocam ikinci bir sorum var. Burayı kapadık mı? Başka ekleyecek evet. bir şey var mı? Buyurun. Ee, Mebes'ten önce hmm. Peygamberimiz peygamber olduğunu bilmiyor muydu? Çünkü birçoğu diyorlar ki Peygamber'e 40 yaşında Peygamberlik geldi, o zaman aydınlanmayı yaşadı. Ne dersiniz? Şimdi Hazreti Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'in) doğumu bile bir delildir. Eyvallah. Sırtındaki mührüyle, gelişiyle tavır hareketleri ve ahlakıyla bulutun onu izlemesiyle öyle bir toplumda böyle bir şahsın olması onu gelecek peygamber olduğuna işarettir tabi Hristiyanlar onu biliyorlar e Yahudi ayrıca Hazreti Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'i alıp Şam'a götürürken şeyde bu sırada bir kiliseye uğrar. Kilisede Rahip Buhayra vardır. Evet. O dönem cüzzamlı hastalar da bölgede evet. çok. Çünkü bu gösteriyor ki Hazreti Ebu Talip İncil'i de biliyordu. hakim tabii. Hakim biliyordu ve buna göre Rahip Buhayra ile sohbet ediyor. Ha. Ve Rahip Buhayra diyor ki bu çocukta peygamberlik alameti görüyorum. Bu çocuk hiç yalan söyledi mi? Hayır. İçki içiyor mu? Hayır. Hayır. Şunu yapıyorum, bunu yapıyor. Hayır. Sırtında mühür var mı? Evet var. İşte bu çocuk diyor. İsa Mesih'in beklediğimiz Ahmet. Eyvallah. Beklediğimiz Ahmet ahır zaman peygamberi. Son peygamber bu. Allah'ın sallala Muhammed. Şakın ola ki onu Şam'a götürme. Çünkü bu çocuk yüzmeyi sever sırtını açtığında nübüvvet mühürünü evet. gören Yahudi çocukları kıskançlıktan zarar verirler. Hmm. Bunun üzerine Hazreti Ebu Talip mallarını orada satar evet. gönderir ve Mekke'ye geri döner. Yani orada bile iman e, e, etmiş. etmiş ki malını satmak için yola düşüyor ama peygamberin canı tehlikeye evet. girer diye onu müdafaa ediyor. Evet. Eyvallah. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz hocam? Evet. Yani diyebilir miyiz ki peygamberin doğumundan beri Evet. zahiri boyutuyla, cismani boyutuyla söylüyoruz. Nuraniye boyutu zaten ezelidir. Çünkü Allah'ın nurundandır. Ama cismani boyutunda doğduğu andan itibaren peygamberimiz ki Hatemü'n-nebidir. Yani bütün peygamberlerin en üstüdür. Ki İsa peygamber doğduğunda mucize gösteriyordu. Konuşarak ki Herkes biliyordu. Evet. O zaman şöyle diyebiliriz ki Hazreti Peygamberimiz dünyaya cismani olarak zuhur ettiğinde doğduğundan itibaren ta o 40 yaşı mebus gününe kadar peygamber olduğunu biliyordu. Çalışmaları vardı. Halkı şey yapacak emir yani kendini zahir et emri tebliğ et emri 40 yaşında gelmiştir. Doğru mudur hocam? Evet, Böyle evet. topladık. Tamam. Şuna değinelim. Tabi ki. Buyurun. Hazreti Peygamber doğduğunda isim verilecek. Evet. Hazreti Ebu Talip Ahmet olsun diyor. Eyvallah. E demek ki biliyor. Tabi canım. Evet. Tabii. Ve Muhammed de oluyor. Ahmet Muhammed eş anlamlıdır. Eş anlamlıdır. Ham dediler. Övülen, övülen demek. demek. Övülen. Şimdi övmek meselesi, hamd meselesi. Elhamdülillah dediğimiz zaman Allah'a hamd ederiz. Bu hamd Allah'a Evet. <laughs> <mahsus. gülüyor> Ama hamd ayrıca başka şeyler için de met etmek manasına kullanılır. Zaten met kelimesiyle de aynı harfleri taşıyor. <laughs> Bundan dolayı övülen manası anlamı vardır. Tamam. Bir sorum daha var hocam. Programın sonuna evet. geliyoruz. Mebes gününün programı. Sorum şu. Şimdi bizim rivayetlerimizde derler ki işte az önce de okuduğum duada var ya. Evet. E, Mebes günü neden Hazreti Ali'yi ziyaret edin diye rivayet var. Şimdi Hazreti Peygamber'in Necevde. Hira dağındaki vahiy almasına değinelim. Değinelim hocam. Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamber daha önceden Hira Dağı'na çekilir, tefekkür eder, ibadet eder. Evet. Sık sık bunu yapıyor. Ve gelenlere de yemek veriyor. Hı hı. Dağda. Ki o önce gördüğü rüyalarla peygamberliğe hazırlanıyor. Eyvallah. Rüyalar görüyor. Rüyalar görüyor, hazırlanıyor ve Hira Dağı'na sık sık çekilip ibadet ediyor. Doğru. İşte o zaman Cebrail geliyor. Tabi Cebrail'in gelişi bir heybetle bir şekilde gelmesi He. peygambere tabi Cebrail'in görünmesi vahyin gelişidir. Tabi bu İlk Kur'an vahyini almak tabii ki bir iz bırakır, bir şey bırakır yani. Evet. Heyecan bırakır, bir hal bırakır. Böyle gelip de Cebrail diyor ki ikra, oku. O da diyor ki ma ana bi kariin. Ben okuma bilmem. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ha. Rabbikel halak. Yaratan Rab. Rab ve halak. Yaratan. Rab orada nedir? Terbiye eden. Peygamberi terbiye etmiştir peygamberliği için. Ve ona sahiptir. Evet. Maliktir. Evet sahip. Ve bu şekilde Rabbinin adıyla Hazreti Peygamber okumaya başlıyor. Yani Hazreti Peygamber'in okuması vahiyledir. Vahiyledir. Eyvallah. Bu muazzam bir şey. Peki hocam soruya dönecek Ve, olursak neden İmam Ali'nin türbesini bu ziyaret? Oraya geleceğiz? Hı. Ve bu şekilde vahiy geldiği zaman bu ki bu Hı. ayetler ilk ayetler Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi halak. Halakal insane min alak insanı kan pıhtısından, ceninden yarattı. Tabi. İkra ve Rabbukel Ekrem. Oku ve kerem sahibi Allah'ın adıyla. adıyla. Evet. Ellezî allemel bil kalem. O ki kalemle yazmayı öğretti. Evet. İnsana kalem tutmayı ve yazı yazmayı vahyeden Allah. Alın. Allamel, maalem, yalem. İnsana bilmediğini öğretti, <laughs> bilmediğini öğretti. Artık yani bu bilgiyi nereden alıyorsun? Abi. Rabbinden alıyor. Evet. İşte bu ayetler geldiği zaman şeytan feryat ediyor, <laughs> eyvah diyor. Ahır zaman peygamberi geldi, İnsanlara hidayet edecek feryadı. Orada bu şeytanın feryadına şahit var. Vahyin gelişine de şahit var. İmam Ali aleyhisselam orada. Bu olayları görüyor ve İmam Ali aleyhisselam bu olaylara şahit oluyor. Ondan dolayı İmam Ali aleyhisselamın mevkii makamı peygamberin yanında yüksektir. Ve Hazreti Peygamber vahiy alıp evine gittiği zaman Hazreti Hatice o da inanıyor ve Hazreti Ali de tabii ki iman etmiş. İlk inananlar bunlar. İlk onunla namaz kılanlar bunlar. O bakımdan Hazreti Ali'nin yeri makamı çok yüce. O yüzden mebes günü de evet, ziyaret edin diyorlar değil mebes, mi hocam? Mebes günü. İmam Ali Aleyhisselam'ın şahit olması. Hmm. Yani şimdi vahiy geldi ben peygamberim dediği zaman vahiyin şahidinin olması önemli. Çünkü bir şey olduğu zaman da bu olayın tanığı şahidi kim derler? Kim derler? E, Ali var. Evet. Hatta lisanen aliyyen diye ayet vardır Ali'nin hmm. Lisan, o yüce yani. dille olduğu gibi Hı. aynı zamanda Ali'nin diliyle geldi. Tabi hocam Anlamı geldi. Nehçür belaga ne demek? Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Söyleyin evet. izleyicilerimizin hatırına gelsin. Nehçür belaga ne demek? Belagat, belagat yolu demek nehçür belaga. Hı. Belagat Hı. yolu, sözün ustalığı, sözün artık en son zirvede Zir olan ifadeleri. Hı. Ki Kur'an'ın gelişiyle Kur'an meydan okuyor şairlere, ediplere. Hı, İnsanlar, cinler toplanın bunun benzeri sure getirebilir misiniz? Hı, diye. Nerede? Yüreğinize sağlık yok, hocam. Değil. Süremizin sonuna geliyoruz. Son eklemek evet, istediğiniz birkaç cümle varsa alayım. İşte mebas olayı böyle olduğu gibi aynı zamanda hicretten çok yakın bir zaman önce hı hı. Miraç da oluyor. Tabii. Tabii Hazreti Peygamber'in miraçları 110 defa olduğunu İmam Sadık Aleyhisselam söylüyor. Defalarca olmuştur. Bir de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidip oradan semavatı gezmesi, gezmesi ulaşması, tamam. bütün halleri görmesi, Sidretül Münteha'ya varması, Allah ile konuşması, görüşmesi bunlar Miraç olayını da belirtiyor aynı gün. Yani tabii Miraç olayını çeşitli tarihler verirler ama Meb'as'la aynı gün olan 27 Recep hı hı. Miraç olayı için de belirlenen yani üzerinde görüş birliği yapılan günlerden, günlerden biridir. Yani aynı zamanda peygamberliğe tayin edilme aynı zamanda Miraç olayında belirtiyor. Hı hı. tabii mebas olayı o kadar kısa bir olay değil. Hazreti Peygamber'e için diyorlar ki işte Cebrail gelince korktu, intihar etmeye kalktı bilmem hı hı. ne. Bunlar hep Emevi uydurması. Eyvallah. Yani ilk defa hı hı. böyle gördük falan bunlar hı hı. Emevi uydurması. Hı hı. Peygamberimiz peygamberliğe hazırlanmıştı. Eyvallah. Yüreğinize sağlık hocam. Evet. Sevgili canlar bugün özel bir gündü. Tarihin noktası programında e, sevgili Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraber Mebes günü yani peygamberimizin Risaletini ishar ettiği gün. Bu da Müslümanlar arasında bir bayram niteliği taşıdığı için e, çünkü cahiliyetten bir kurtuluş var. Bugünün e, önemini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hocamızın ilminden faydalandık. Siz sevgili izleyicilerimizin de ekran başında bizleri izleyenlerin mebes günü, bayramı kutlu olsun. Hocam teşekkür ederim. Şöyle mebes günü izleyicilerimizden tarafta sizin elinizi tutayım. Bayramınızı kutlayayım. Mübarek. Mübarek olsun hocam. Mübarek. Eyvallah.